simit satarak geçimini temin eder. Simidi satmakla kalmayıp simitten elde ettiği paralardan da kendi rızkını temin ettikten sonra fazlasıyla da sokak hayvanlarına yiyecek alan bir kardeşimiz. Önce adını soyadını öğrenelim. Ufuk Şahin. Ufuk Şahin, kaç yaşındasın? 22 yaşındayım. Kaç yıldır simitçilik yapıyorsun Ufuk? 3,5 senedir yapmaktayım. 3,5 senedir yapmaktasın. Ben anonsu yaptım. Ünye'nin hangi mahallelerinde simit satıyorsun? Burunucu, Orta İlmazlar, Atatürk mahallelerinde simit satmaktayım. Senin sabit müşterilerin var. Sesini duyan geliyor değil mi? Veya evet. Poşetini balkondan salıyor, alıyor senden. Evet. Sen Ünye simidi satıyorsun. Evet. Burada çarşamba diye, Samsun simidi diye simit de satılıyor ama Ünyelilerin damak tadı bu simide uygun. Evet. Şimdi sen simit almak istemeyenleri nasıl ikna edersin? Simidin taze olduğunu, bayat olmadığını, saat kaçta çıktığını anlataraktan ikna ederim. Anlatıyorsun, ikna ediyorsun. Evet. Senden simit alarak senin aile bütçene katkı sağlıyorlar. Evet. Sen bu arada anonsu yaptım ben. Kazancının belli bir miktarını da sokak hayvanlarını sağlıklı yaşamaya sevk edecek yiyecekler alıyormuşsun. Evet. Neler alıyorsun? Ne yapıyorsun? Köpeklere kemik alıyorum, salam veriyorum. Kedilere de sucuk alıyorum, salam veriyorum. Güvercinlere de buğday olur, pirinç olur, bulgur olur. Bunlardan alıp dağıtmaktayım, vermekteyim. Özellikle de yıldaki güvercinlere. Sonra simitte arta kalan susamları da güvercinlere vermekteyim. Bu çok güzel. Yani insan dostu canlıların da hayatta kalmalarına imkanların üstünde destek oluyorsun. Evet, tavuklara da vermekteyim özellikle de. Sana sağlıklı ömür, bol kazanç, kazancını da hayırlısıyla yemeni diliyoruz Yüce Allah'tan. Allah razı olsun, amin. Ümmet-i Muhammed'e inşallah. Başarılar sana. Allah razı olsun.